çıkar. Gördüm tam karşısında. Alfa sen yukarı çek. Çağ yukarı basıyor bu. Zorlandı hocam çık. Bir şey olmaz onlar şeye dayanır. Neler çizdin Alper'e? İkinci atlama tamla bir koşan at figürümüz var burada. Yardım boya çalışmaları atlama etkili atçı. Doğuştan bir engel bu. Yani doğuştan ellerimde ve ayaklarımda güçsüzlük var. Tabii bu da araba kullanmama neden olduruyor. Güçsüzlük olduğu için fazla yürüyemiyorum, şey yapamıyorum. Bazı hareketleri yapamıyorum. Ama buna rağmen resimler... Aynen buna rağmen güzel resimler yapmayı yapıyorum. Burada merdivenler olduğu için ben de merdiven çıkamıyorum ve arabayla dolaşmak zorunda kalıyorum. Bir rampa yapılmasını rica ettim. Ve rampa yapıldı. Çok da memnun oldum, çok mutlu oldum. İyi ki de rampa yapıldı. Yani rampa yapılması buraya benim sergiye hem gelmem hem katılmamı sağladı. Hocama dedim ki ben... merdivenler var. Ben sergiye katılamam. Çünkü merdiven çıkamıyorum. Bunun üzerine bir rampa yapılsın. Yoksa ben katılamayacağım dedim. Rampa yaptılar. Arabayla katıldım. Çok da memnun oldum yani rampadan. Çifte Minareli Medresi ülkemizin ve Erzurum'un simgelerinden olan bir eser gerçekten. Günlük 3000, 5000, 10.000'e varan ziyaretçilerimiz var. Fakat uzun zamandır büyük bir eksiklik vardı burada. Engelli rampamız yoktu. Buraya gelen engelli vatandaşlarımız maalesef içeri giremeden geriye dönmek zorunda kalıyorlardı. Bu güzel şeye bir resim sergisi vesile oldu. Bir engelli bir öğrencimiz vardı. Okulu ziyaretimde bana ben sergiye katılamayacağım dedi. Neden dedim? Ya dedi ben engelliyim ben oraya çıkamam dedi. Eserim de var dedi aslında. Dedim sen keşke gel ben sana engelli rampasını hemen yaptıracağım dedim. Hemen iki gün içerisinde resim sergisi olmadan biz bu rampayı yaptık. Ve öğrencimiz de şu anda burada resim sergisinde eserlerinin başında misafirlerini ağırlıyor. Şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle. Burada tarihe hiçbir zarar vermedik. Tamamen portatif, taşınabilir. Hiçbir çivi bile çakmadık. Ve gelen misafirlerimiz için gerçekten çok güzel bir eser oldu bence. Yani.